dünya şampiyonunun dizilişiyle oynuyoruz. Hakan! Hakan! Rakip biraz şeysiz, sabırsızsa. Oh, Vinicius bıraktı. An kaçırdık topu. Vinicius, Federico Valverde. Sever bu. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Kovan, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dün bildiğiniz gibi Arda ile birlikte E-Futbol 24 Dünya finalini izledik ve bugün de dünya şampiyonunun dizilişiyle oynuyoruz. Dünyanın en iyi oyuncusunun dizilişiyle oynuyoruz. 2024'e göre en iyi oyuncu oymuş ve ben de onun dizilişini aldım. Merak ettim. Oynattığı 1-2 oyuncuyu da koydum hocam. Ve böyle bir diziliş oynuyor. 4-3-1-2 çift dostla oynayıp bir göbekle oynuyor. Şunlar şöyle alalım. Sağ bekte defansif bir bek oynatırken sol bekte ofansif bir bek oynatıyor. Saliba'yı da oynattığını gördük. Böyle bir kadro. Peki biz bu kadroyla nasıl oynayacağız? Bu katlı gerçekten işe yarar mı? Ona bakacağız. Simon Daş abi yürümüş. O zaman ne yapıyoruz? Siz videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açıp arkanıza yaslanıyorsunuz ve biz de maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Hocam maçı izledik. Maçı izlediğimizde iki tarafın da çok sakin oynadığını, hatta çok sıkıcı oynadığını söyleyenler oldu. Yorumlar yapıldı. Dediğim gibi merak ediyorsanız izleyebilirsiniz o videoyu da. Garip bir maçtı. Çoğu insan böyle birinci olacağıma hiç olmam gibi cümlelerde kurdu ama genel anlamda kazanmayı getiren oyunlar oynandı. Şampiyon olmak için de sadece kazanmak yetiyor. Kimsenin muhteşem oyun oynamasına gerek yok. Ama ben bu şekilde oynayamıyorum. Niye? Sadece kazanmaya oynayamıyorum. Ben YouTuber'ım. Benim işim şov. Benim işim eğlence. İnsanlar benden güzel farklı goller istiyor. Biz yayınlara giriyoruz. Her yayında 12-13 tane güzel goller atıyoruz. İnsanlar bunları görüp coşuyor. Ha yayın demişken yayınlarımız Remzi Kamalak Vol 2 YouTube kanalımızda haftanın 5 günü var yayınlarda. Bekleriz hocam. Rakibimiz gelsin bakalım. Ek official diye Beşiktaşlı bir rakip geldi. Hoş geldin. Şöyle baktık. Aha Hernandez aşağı bakıyormuş. Lan Saka var mı Saka? Benim sol bekim yok çünkü. Costa Curta'yı almayacağım. Tamam Saka burada oynasın. Şöyle gider bir şeyler yapar. Rakibin kadroya da bir bakalım. Rakibin kadrosu da böyle. Rakibin kadrosu her yere dağılan tatlış minnoş bir kadrosu var. Biz de hiçbir yere dağılamadık. Rakip de arkadaşlar hızlı kontratak oynuyor. Van Dijk, Saliba'yı da alayım bir. Aa Tomiyasu'nun kafası daha iyiymiş. Tomiyasu'yu aldık. Hocam soldan Gerrard kullansın. Gerrard mıdır Hakan mıdır? Hakan kullansın. Bunu da aldık. Bunu da Hakan kullansın. Her şeye hazırız. Rakip de hazır mı acaba? Gel buraya çocuk. Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Şimdi Bellingham'ı şöyle geri çektik. Direkt pres yaptık. Steven Gerrard'la başladık Rummenigge'ye. Ayak koyamadık. Saliba hocam şöyle geri. Dünya birincisi hiç pres yapmıyor. Benim de biraz pres yapmam lazım tabii ki. Çünkü çok fazla açık verebiliriz. Bir de açık bulabileceğimiz bir diziş değil. Sakin oynamamız lazım. Ha rakip de güzel. Tamam rakip de tam bir professional olarak oynuyor. Abi onlar benim gibi böyle dikine ileri çıkmıyor abi. Bekliyorlar, sabrediyorlar, sakin davranıyorlar. Ben biraz daha dikine çıkan bir adamım. Şöyle Van Dijk hocam Arda Güler'e ben mesela direkt geldim bastım. Ama Esburca basmıyor. Sıkıcı. Ben dakika 10 şu an şut yok kafayı yiyorum kardeşim. Şöyle Rummenigge'ye doğru oynadık. Rummenigge bıraktı Belo'ya. Belo yukarı oynadı Hakan'a. Hakan! Hakan vurdu Rume tamamladı yine kaleci biraz kasmalar falan var çocuk babana söyle bir Facebook'tan çıksın. Salih abi sen Facebook'a üye misin? Değilim ama iyi bir şeyse olabilirim. Baş ver hiç bulaşmayın. Zaten Arthur Çoban bela kaynıyor ben de çıkmayı düşünüyorum. 10 dakikada Allah diyen aslanı izlemesin be babacın. Lütfen söyle babana uyarını yap. Hocam hop Tomiyasu bir oldu. Yerden tatlı zekice çok sağa sola oynatıyordu onun cezasını çekti hocam. Skorumuzu bulduk bile. Şimdi bu tür dizilişlerin kârı ne biliyor musun? Bunlar ne yapıyor? Golü atınca aha böyle yapıyorlar. Ya böyle yapıyorlar garip. Bir de mesela bir skor öne geçiyorlar duran toptan falan. Hop ondan sonra gol yemeleri çok çok zor oluyor. Ya ben böyle oynamam. Ben bunu değiştiririm baba. Steven Gerrard'dan Rummenigge'ye. Rummenigge'ye. Şöyle yukarı Bellingham'a. Jude Bellingham. Hocam Haaland'ı gördük. Haaland. Haaland pası da atamadı. Ben şöyle hücum vazgeçen. Tamam. Hocam Steven Gerrard şöyle gördü baba Rummenigge'yi. Ah be Costa Curta. Kanki Leitam. Ver. Ver kardeşim ver ver. Yok pres yok. Saka. Ya mesela örnek veriyorum benim gol yollarım var. Çok başarılı olan. Mesela corner taktiği, sandı taktiği.
Böyle kapalı bir dizilişte oynayıp bu taktiklerle de bir gol bulduktan sonra benden iyisi yok diyebilirim abi. Ondan sonra bulduğum gollerde zaten sürpriz olur. Yani klasman böyle kasılıyor. Birinciliğe böyle oynanıyor. Bakacağız. Geldik hocam, şimdi Hakan'ı çektim. Hernandez. Bak girmiyorum PS'e, Hakan'ı ta geriye getirdim. Niko gidebildiği yere kadar gitsin. Boşluk bırakmadık zaten. Hocam şimdi Rummenigge indirebildik mi? Olmadı. Rijkaard alamadık hocam. Niko Williams. Yok. Saliba. Bir şey yok. Bir şey yok babacım, bir şey yok. Rakibi ciddi bir hata sürüklemezsek bizden iyisi de yok. Jude Bellingham. Ama kanka senin İtalyan ne kadar kötüymüş ya. Allah belamı versin. Bu kadar çirkin bir İtalyan olabilir mi ya? Hocam Bellingham şimdi Saka'ya, Saka'dan Rummenigge'ye, Haaland indi hocam, o da Rummenigge'ye geliyoruz. Rume, Haaland, 3 kişi izlerde bıraktı Haaland'a, Haaland kaldırdı, Bellingham vurdu direkten girdi. Bellingham'ın burada ofansif olması, boşluk kolay olması gerçekten mük. İşimize yarıyor. Defası sağlam oluyor ama iyi oluyor. Bak Rijkaard var, Van Dijk var. Açık Saka var mesela, Gerard'lı Merard'lı tatlış. Defansif anlamda iş yapan, rakipte biraz şeyse, sabırsızsa, ofansifte de skoru rahat bulabileceğim maçlar çıkabiliyor. Hocam Bellingham tek şu bulduk. Şey yapmıyor lan, eksikliğini hissettim ya bu dizi. Şu an vallahi bile. Eskilere döner gibi miyiz yoksa? Hocam eskiler. Eskiler eskiden güzeldi. Yani 4-3-1-2'de şovun az oluyor. Ve ilk yarı 3-0'lık minnoş skorumuzu aldık bile. İstatistiğe baktığımızda rakip 17 pas yapmış. Uzaktan iki tane vurdu, ciddi şutu yok. Bizim ise 7 şutumuz var. Tabii şimdi hocam birinciler böyle dünya şampiyonları falan turnuvalarda böyle şutların imkanı yok. Bunlar 1-2 şut çekiyor, 1-1 şut çekiyor. Gol atan kazanıyor gibi maçlar oluyor. Allah Allah. Aha geldi. Santlamı yedi. Hop Arda Baba, Arda Güler. Yok yok kanka yok. Onu unut. Bir dakika onu unut kardeşim. Şimdi Haaland. Hocam hava topunu indiren forvet kadar tatlış bir şey yok bu hayatta. Şöyle Bellingham. İndi aşağı Erling Haaland'a. Haaland hocam Bellingham'ı gördü. Ama gidebilirdik. Gitsek fena şeyler de olurdu. Tomiyasu hocam kaldırdı ama yanlış adama kalktı. Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kaldı? Öndekine kaldırdım. Tamam. Virgil van Dijk. Şöyle gördü baba Saka'yı. Saka'yla bindiriyoruz. Saka önünde Hakan var. Hakan. Oyun kastı gördün mü ortaya açtırmak. Orada ortamızı yiyorsun. Dördüncü golümüzü yiyorsun. Yani bir de bu var yani. Her şeyi müthiş yapınca oyunun şerefsizliğine de uğrayabiliyorsun. Şerefsizliktir gidiyor. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani. Kim alınır? Şöyle baktık. Şevşenko gel kardeşim. Rummenigge yerine Vinicius. Kimmich burada oynasın. Valverde burada oynasın. Bellingham yerine Griezmann oynasın. Yukarı bak adamları aldık zaten. Çiçek gibi herkes yerine oturdu valla. Daha ne olsun lan? Kovel aşağı doğru başladı. Valverde güzel kafa. Hocam Şev. Şurada Vinicius'u gördük. Vinicius bıraktı. Antoine Griezmann vurdu. Asıyor masıyor. Değişik şeyler oluyor. Kardeş sen böyle maç kazanman güzel olur. Sen top oynamıyorsun ama oynatmıyorsun da. Heh. Sen biraz hilekar bir çocuksun. Yani bu kadar da olmaz. Bu kadar normal değil. Ve sen alışıksın böyle oynamaya. Ya fazlasıyla alışıksın. Senin için ilk defa olan bir şey değil. Çünkü yani hiç yadırgamıyor oynarken. Aynı devam ediyor. Kassa da kasmasa da. Bu şekilde milletin canını yapmayın kardeşim. Temiz internet, temiz hayat diyoruz. Olmaz. Olur. Ay dedi burama top geldi dedi derken kimi? Kaçırdık topu. Vinicius Trivela. Kanka çıkar mı? Kaleci çıkar mı? Sizlere bir tavsiye. Bunu 4 senedir yapıyorum. Dünyanın en garanti gol taktiği Trivela'dır. Plas eden de daha iyidir. Trivela atan forvetiniz varsa eğer kullanın. Kimmich baba Saka'yı gördü. Saka gidiyor, Kimmich gidiyor. Saka bastım, Kimmich'i gönderdim. Ah be. Hocam Saka bir daha aldım. Kimmich. Şöyle yukarı hocam Vinicius'a. Vinicius kaldırmak istedi. Hocam Federico Valverde. Sever buraları Valverde.
Sever, beş olur, beş olur. Helal, helal. Oğlum manyak mıyız lan biz? Bu nasıl bir futbol lan? Çıkma lan. Devam et. Daha 6-7'miz var lan. Çıkma. Gel şurada. Kardeş kardeş oynayalım. Geldik hocam. Çıkmamış çocuk. Bir nefes aldı, bir su içti. Goller dokunmuş da olabilir. Hocam Mbappe, Griezmann. İşe. Donnarumma'cım. Bu aralar favorim Donnarumma böyle. Bu aralar Donnarumma'ya takılıyorum. Gel kardeş. Gel. 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 Tomiyasu. Rijkaard. Vurduk hocam Şevşenko'ya. Şevşenko'da Van Dijk. Şimdi hocam. Gel. Kimi çektim. Topa dokundum. Basitti. Aldık. Şöyle. Hocam. Raspadori. Gel. 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 Gel güzelim. Lan at be, topu at be. Bu kadar geç kalma oyun be. Bu kadar geç kalma be. Bu kadar da olmaz be. Hocam Şevçenko bıraktı. Şöyle hocam Valverde'ye. Valverde Griezmann'ı gördü. İyice oyunu bitirir hale geldi rakip ama. Çok sinirlendi. Kim itesinden? Sen atacağım. Ahlaksız çocuk adam. Yakışıyor mu lan bu? Oyuncum bir hızlanıyor bir yavaşlıyor. Ben bu hız ayarı nasıl tutturayım oğlum? Ver kardeş ver. Vinicius 7'ye mi geldik? Hocam şey olsaydı deme. Ah be. Gel kardeşim gel. Şimdi Valverde, Vinicius. Şimdi şey şöyle gördü baba kimiyi olmadı. Şey ayak koyamadık. 6-0'lık çok net bir skor var hocam. Tatlı oynadık. Vallahi oynadık. 11'e 9. Aslında kaçırmamışız çok fazla. Hepsini oturtmuşuz. Çocuk değişikti zaten. Ama diziliş fena değil. Oynanabilir mi sizce? Hala bu diziliş oynayan var mı? Yorumlara yazsın ya. Yayında belki 1-2 maç deneyebiliriz bu dizilişi. Ben ikna oldum. 6-0 gibi devasa bir fark attık abi. Çok kısa bir sürede. Tabii dünya birinciliği falan benim gibi atamaz oyun. Onlar da yetenek mevzusu. Neyse. Bitti. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.